Değerli izleyicilerimiz, 1982 yılında Sezen Aksu tarafından seslendirilen ve o günden de günümüze kadar halen sevilerek dinlenen, sözü Sezen Aksu'ya ve rahmetli andığımız Aysel Gürel'e, müziği de Atilla Özdemiroğlu'na ait olan Firuze gelecek şimdi. Pınar'ın yorumuyla efendim. Buyurun. Bana oy vermelisiniz çünkü bu yaşıma kadar çok zor şartlarda çalıştım. Annesi babasız büyüdük zaten. Onun vermiş olduğu bir sıkıntı vardı, kardeşimde olsun, bende olsun. Hep böyle didindik. Bu yarışmaya gelene kadar çok zor şartlarda baktım. Ailem olsun, çocuğum olsun. Sesimle bir yere gelmek istiyorum. Yani umut ediyorum sizlerin de takdiriyle çok daha güzel yerlere geleceğiz. İnşallah da öyle olur. Bu yüzden sizlerin desteğini bekliyorum. Acelenle bekle Firuze. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Hoş geldin Pınar. Hoş çok bulduk. Şıksın gerçekten. Yalnız Burcu'nun öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Bu sevgili eseri yazan sayın hanımefendi Sezen Aksu'ya gerçekten güçlü bir alkış istiyorum. İnanılmaz duyguyla okuduğum bir eser. Umarım bunu da geçirebilmişimdir. Sezen Aksu ve Aysel Gürel sözlerini yazmış. Evet. Atilla Özdemiroğlu da müziğini yapmıştı. Buyurun efendim. Ve yapımcısı bendim. O zaman büyük bir alkış size attım. Sevgili Sezenciğime bu albümü Kervan Plak bünyesinde yapmıştık. Beraber çalıştık. Allah rahmet eylesin. Aysel ablamız, harikalar yaratan Aysel ablamız. Bu sözleri de muhteşem. Sevgili Atilla, çok eski dostum, muhteşem bir beste yaptı. Bu besteyi hep beraber güzel, isteyerek, coşkuyla 80'lerde yapmıştık. Ve halkımız da çok sevmişti. İsim de güzel, Firuze. Çok güzel. Çok güzel. Ve yavrum sen de bunu çok güzel okuyorsun. Senin sesin çok güzel. Son derece hareketli. Her kalıba girebilecek bir yapıda. Bazen kontrolden bile çıkabilirsin bu yüzden. Ama duygu senin tabii mihmandarındır. Seni götürür gereken yerlere. Sen bunu çok güzel ifade ediyorsun. Her zamanki gibi. Tabii ki benim notum 10. Tabii ya. Sağ olun hocam. Giysin de güzel. Tebrikler. Sağ olun efendim. Semih Atasoy'dan da yorum alayım hemen. Ben fazla bir yorum yapmayayım. Çünkü muhterem arkadaşım söylenecek her şeyi söyledi. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Kendisine verilecek puan ancak 10 olabilir. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol. Demet. Ay, bak düşman ayağa bakarmış ayak. Ayakkabıların azıcık büyük mü anacığım? Ya aslında şeyden kaynaklanıyor. Hani böyle heyecan biraz terliyor muyuz da öne doğru gidiyor yani. Ay tek isteğim ne kadar küçük ayaklarım olsaydı da her ayakkabıyı alabilirdim. Kaç numara? 9. Ne olacak? Aa. İyi mi? Tabii ama işte canım. 40 alıyorum ki hani sahnede rahat edeyim. Olsun. Edildi. Ne olacak? Fransa'ya mı ayıp olacak? Değil mi? Aa, deli mi ne? 40 olsun. Mühim olan o kadar... onu tutmasını bilmek. Değil mi? Yürümesini bilmek önemli. Yok yok yürüyor. Güzel yürüyor da. İşte ben şey yapıyorum ya, kıskanıyorum ya onu. Aa. Ama burada kıskanılacak biri varsa o sizsiniz ve sevgili Bülent Ersoy'dur. Biz sizleri örnek alıyoruz ancak. Sağ ol canım benim. Vallahi çok güzelsin. Şahane gözüküyorsun. Süper. Tabii ki sevgili yine... Coşar mı? Evet. Coşar yani, coşmuş sana. Özellikle uğraşıyor inanın bir hafta boyunca. Gerçekten kendisine çok ben teşekkür ediyorum. Ben onu bugün gördüm dedim zaten nasıl geçiyorsun. Benimkini de bu hafta Süleyman Demirel. Geçen hafta Tülya Avşar beni aradı dedi ki sen dedi utanmıyor musun öyle mavi giymeye dedi. Neden? Niye dedim ayıp günah. Yani kendim de giyinmiştim o gün. Kendim yapmıştım stylingimi çok anlarmış gibi. Dedi ki bir daha dedi sakın giyinme. Düz ve sade dedi. Bu hafta onun için böyle giyindim. Mavi hemen mesaj atmış bana. Hülya'cığıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. Mavi diye değil de belki de
Hani daha bir abiye mi giyse miydin? Evet, renkli dallı. Demek istemişti. Yoksa mavi de bir deyince... şey yok. Hani o şekilde belki de. Ha kikiriye. Orhan Bey'in de size selam var Hülya'cığım. Canım Hülya'ma. Kikirik mi dersiniz siz onu? Kikiriye çok niye, selam. Çok mu güler? Güler mi? Kikir kikirdi. Ben onu çok sevdiğim için, her şeye güldüğü için ve coşkulu ama içten çok gerçek sevdiğim kadın için senin adın Kikirik olsun demiştim. O zamandan beri ben ona öyle diyorum. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Tabii aynı hem şekilde de nasıl yanaklarımdan öpüyorum. O benim yanaklarımdan biliyorum ki ısıracak. Eyvah. Onun huyu, eyvah. Huyudur öyle. Huyudur öyle. Acaba bana ne yapacak bilmiyorum. Allah bilir. Her şey beklenir ondan. Yalan. Yazık. Ona buradan sevgilerimizi iletelim. Tabii ki 10 veriyorum Pınar'cığım. Güzel. O şeyin deniz kenarındaki Ayvalık. Deniz kenarındaki bey var, programın yapımcısı. Yurt dışında o Acun'dan çocuk, bahsediyorsunuz. Acun Bey. Acun Bey'in programında ben onları hep izliyordum. Son derece kendi gibi. Evet. Tabii o kadar böyle rahat bir yurt dışından bir işte o şeyi okuyan bey geldi. Efendim. Onunla birlikte kalktı. Hiç vallahi şey yapmadan erinmedi. Hani ben bunu yapamazsam acaba mevzu olur mu? Koskocaman bir starım. Benim yani yapamadı derler mi? Benim bunu da yapmam lazım ama hiç kalkmayayım mı falan filan demedi. Cayır cayır kalktı. Yine de yaptığı kadarını yaptı ama son derece vallahi sana dedim oturduğum yerde, ben böyle kendi kendime konuşuyorum çünkü oturduğum yerde. Sanki beni duyuyorlarmış gibi. Aferin kız dedim. Vallahi çok tabii, çok natürel. Kalktı, yapsa da yapamasa da insanları kırmadı ve o şekilde dans etti. O P.S. Vay'ın geldi. Evet, o Japon mu Çinli mi neyse işte o adam. Bir şey, Koreli mi? Koreli değil mi o? Koreli galiba. Evet, ben numara verdim mi? Vermiştiniz efendim. Verdim, tamam. Ne verdi? Tam puan verdiniz. Tabii, başka veremem. Başka veremem. Kim kaldı başka? Serdar kaldı. Ayakkabılardan bahsetti az önce. Bunlara şey mi diyorlar Demet? Labute mi ne öyle bir şey var ya hani sen gidiyorsun yurt dışında alıyorsun. Reklama girer ha, evet. Neydi onun markası? Evet de marka veremiyoruz. Ha, marka veremiyoruz. O marka değil, o marka değil. Bu poliüre, tam bir ayakkabı. Yani şey, kim yaptıysa hakikaten... Biz marka böyle şey zannettim yani. Coşar Bey pahalı elleriyle gayet yaptı. De şey ağır duruyor. Kıyafet de çok muhteşem. Ses 10 numara, 10 üzeri 10. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sana da çok çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyorum. Tam puan aldın çünkü. Evet, aynen şey teşekkür ederim. Galiba. Evet, şimdi öncelikle ben kendim bir anneyim. Evet. Bundan dolayı çok mutluyum. Ve benim annem de burada. Önce onun anneler gününü kutluyorum. Sonra bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Çünkü biliyorsunuz annelerin ayaklarının altı cennet derler. Canım annem. Çok anneler yukarıda günü kutlu olsun. Şu anda en tepede anneler gününü kutluyoruz kendisinin de şimdiden gerçekten. Hangisi ayakta annesi? Zaten. Asıl biz size ayakta alkışlıyoruz. Kızım, çok teşekkür ediyoruz. Annen... Çok yukarıda efendim. Orada bayağı hocam. Arkada kalıyor. Tam hangisi? Işıkların altında. Biraz da utangaç. Çok beyazlı mı? Evet hocam. Ablası evet. Gibi vallahi. Evet, evet, maşallah. Evet, evet. Çok bak, teşekkür ediyoruz. Pevzi de seni çok beğenmiş, mesaj attı. Sağ olsun hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel kız dedi. Sağ olsun. Tabii o herkesi beğenmez. Seni güzel. Beğenmişler, seyrediyorlar. Onur şimdi. Duydum hocam, çok teşekkür peki. Ederim. Çok hadi teşekkür bakalım. Ederim. Ben aferin. Seni bırakmıyorum. Güzelliğinle birlikte eğer izin verirsen kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Yeniden burada olacağız.